Herkese merhabalar. Bugün Çomu Tarih Topluluğu olarak canlı yayın serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Düzenlemekte olduğumuz. Bugün sayın konuğumuz Profesör Doktor Erhan Aydın bizimle beraber. Bize aktaracağı konu eski Türklerde gündelik hayat olacak. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz hocam. Hayrettin hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür Merhabalar. ederim. Hoş bulduk. Selamlar. Hocam kısaca CV'nizi verdikten sonra özgeçmişinizi söyledikten sonra sözü size bırakacağım. Kısaca tanıtıyorum müsaadenizle. 1973 yılında Malatya'da doğan Erhan Aydın ilk orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi'nde 1995 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Lisans eğitimi bittikten sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak aynı yıl çalışmaya başlamıştır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı üzerinde Şerhul Menar Grameri adlı teziyle yüksek lisansını, 2002 yılında yine Ankara Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında Türk Dilinde Zaman Atları adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılında doçent unvanını almış, 2013-2014 yıllar arasında Pekin Merkezi Milletler Enstitüsü'nde konuk öğretim üyesi olarak çalışmış ve 2015 yılında ise profesör unvanı alarak İnönü Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmektedir. Buyurun hocam size sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm izleyenleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Topluluğuna teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon için topluluğun akademik danışmanı, değerli meslektaşım, doçent doktor Hayrettin İhsan Erkoç Beyefendi'ye teşekkür ederim. Topluluğun tüm emekçilerine, üyelerine teşekkür ederim. Çok memnun oldum gerçekten. Bana bu konuşmada nasıl bir konu seçelim diye fikir sorulduğunda kitabın yeni olmasından öte herkesi ilgilendiren bir konu olması dolayısıyla Türklerin 7. ve 8. yüzyıldaki gündelik hayatları hakkında konuşalım. Yazıtlarımızda neler var, neler tespit ettik, neler yok, neleri tahmin ediyoruz. Bunları konuşalım diye karar almıştık. Neden böyle bir konu? İzin verirseniz oradan başlayayım. Şimdi Türklerin bilinen ilk yazılı belgeleri Türk runik harfli metinler dediğimiz 7. yüzyılın son 10 yılına tarihleyebileceğimiz en eski metin şimdilik. Dolayısıyla 7 ve 8. yüzyılın Türk dünyasını anlatan metinler. Neden böyle bir işe kalkıştık? Şimdi ben kitabın ön söz ve giriş bölümünde de bir yakınma olarak bunlardan söz ettim. Şöyle ki, bu metinler üzerinde çalışan dilciler, Türk dili uzmanları genelde hep dil bilgisi çerçevesindeki konular üzerine yoğunlaşır. Sözcüklerin anlamları, kökler, ekler, isimden isim yapan, isimden fiil yapan ekler, çekim ekleri işte vesaire gibi ayrıntıyla uğraşır. Bazen bir sözcük üzerinde onlarca yazı yazılır, karşılıklı bilimsel çerçevede tabii ki birbirlerini eleştirirler. İşte o doğru, bu doğru gibi. Fakat bence bu metinlerimiz tam anlaşılmadı. Anlaşılmadı çünkü bir kısım Türk dili veya bilim alanı uzmanları hep meslek olarak gördü. Ben hiç meslek olarak görmedim işin gerçeği. Ben kendimi bulmaya çalıştım. Yani bu çağ, o çağ deyip çok bir fark gözetmeden o dönemdeki yaşantının da bugünden çok farklı olmadığını, zaten toplumların genetik yapıları da aşağı yukarı pek değişmediği için o dönemde neyse bugün de aşağı yukarı aynı. Sadece
araçlar değişiyor. Yani yaşamı sağlayan araçlar değişiyor. O dönemde farklı bir işte ulaşım araçları var. İşte attır, devedir. Bu dönemde farklı ulaşım araçları var. Ama ben genetik olarak aşağı yukarı aynı şeylerden söz edildiğini düşünüyorum. Ve bu Türk dili uzmanlarının bu ayrıntıyla uğraşmaktan asıl büyük resmi kaçırdıklarını düşündüm hep. Yani öğrenciliğimden beri hiç başka bir işle uğraşmadım. Hep bununla uğraştım ve sürekli bunu düşündüm. Asıl büyük resmi kaçırıyoruz gibi geldi bana. Yani evet, tabii ki Türk dili uzmanları bunlarla uğraşacak. Ama biz eğer doğru metin ortaya koyamazsak, meslek dışından veya bilim alanlarının dışından, bilim disiplinlerinin dışından kişilerin bu metinler üzerinde söz söyleme gibi bir imkan vermiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi Türk dili alanının dışındakilerin, mesela tarihçilerin, sanat tarihçilerinin, sosyologların veya yazıtlarla ilgili coğrafyacıların hangi bilim alanlarına hitap ediyorsa o alanda çalışanların mutlaka bu metinleri kullandığını biliyoruz. O kullanılması da gerekir. Ancak metinlere çok fazla nüfuz edemediğini düşünüyorum. Bu da galiba doğal. Nüfuz edememesinin nedeni dönemin Türkçesinin günümüz Türkçesinden farklı olması. Ben hemen şunu da söylemek istiyorum. Yani bunu bir övünç olarak da düşünebiliriz. Türkiye'deki Türk dili alanı veya bu yazıtlar döneminin tarihi, sanat tarihi vesaire bilim alanı açısından çalışmaların çok iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Türkiye dışındaki, Avrupa'da buna dahil, Amerika'da dahil ve Asya'da dahil buna, yani Türkiye dışındaki Türk coğrafyalarında bu alanla ilgili çok fazla çalışma yapılmadı. Ve yapılanlar da çok yüzeysel diyebilirim. Bunun türlü nedenleri vardır. İşte Sovyetler Birliği dağları çok uzun bir zaman olmadı. Çin'de zaten bu tarz çalışmalara öyle çok da izin verildiğini veya devletin bu tür çalışmaları desteklediğini de söyleyemem. Fakat Türkiye'de çok iyi çalışmalar yapıldı. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ve bununla gurur da duyabiliriz. Bayağı iyi düzeydeyiz bu alanla ilgili. Ama biz metni doğru koymazsak, bir tarihçinin, bir sanat tarihçisinin veya başka disiplinlerdeki bilim insanlarının bu metinlerden tamamen tümüyle yararlanmasını düşünemeyiz. Şimdi ben bazen şöyle ifadeler görüyorum. Çinlilerin anlattıkları, Bizans kaynakları, işte İslam kaynakları vesaire, daha sonraki dönemlerde Moğol kaynakları, ki Moğol kaynakları daha yakın dönemdir. Buradan bilgiler alınır, sonra şöyle ifade kullanılır. İşte bunlarla ilgili yazıtlar döneminde de filanca esere bakınız, falanca esere bakınız gibi. Aslında bir millet için bir şey yazdığınızda, bir milletin tarihi, kültürü, sanatı, dili hakkında bir şey yazdığınızda önce o milletin yazdıklarına bakmanız gerekir. Yani bu böyledir. Fakat bizde birinci kaynak olarak sürekli Çin kaynakları gösterildi. Şimdi Çin kaynakları doğrudur, iyi kaynaklardır, kapsamlıdır, birçok şey hakkında bilgi verir ama güvenme konusunda dikkatli yaklaşmanız lazım. Bunu Batı dünyası da aynen bu şekilde söylüyor. Biz de öyle olduğunu biliyoruz. Bunun türlü nedenleri var. Bugün de aynı şekilde devletlerin resmi tarihlerinin siyasi çerçevede yazıldığını unutmamamız gerekir. Yani eğer biz onları objektif bir bakış açısı olarak değerlendirirsek bence yanılırız. Dolayısıyla bizim metinlerimize geçen şöyle bir soru sordu öğrencinin birisi. Peki bizim metinlerimizde abartı yok mu diye. Vardır. Vardır ama bizim metinlerimiz taşın üzerine neden yazılır?
yüzyıllarca, belki binlerce yıl, yani taş üzerindeki harfler aşınana kadar insanlar bunu görsün, okusun, anlasın, değerlendirsin. Tabii ki taşın üzerine yazdığı için daha dikkatli yazıyor, daha düşünerek yazıyor. Yani abartı belki vardır, illaki abartı. İnsan varsa abartı da olabilir. Ama onu onlarca, yüzlerce Türk'ün hem o dönemden sonraki dönemde okuyacağını düşündüğümüz zaman kağanların ve beylerin dikkatli yazdıklarını düşünüyoruz. Zaten birçok yerde milletine hesap verdiği için, ki bu rahmetli Muharrem Ergin hocanın ifadesidir, millete hesap verme metinleridir der ön sözde. Dolayısıyla da milletine hesap vermek için bilgileri doğru yazması lazım. Eğer abartılı şeyler yazarsa bir başkası da başka bir metin yazar, onu bir nevi eleştirmiş olur. Ben bizim metinlerimizin yeterince kullanılmadığını, sürekli hep belli çerçevede tartışmalarla geçip gittiğini düşünüyorum. Yani bizden önceki hayatta olan veya merhumeler diyelim, vefat etmiş olanlar da dahil birçok kaynak var. Birçok kaynak okuduk, yararlandık. Bugün Türk Dil ve Edebiyatı veya tarih alanındaki araştırmacılar veya araştırmacı adayları da okuyor zaten bunları. Ama ben sürekli aynı şeyler etrafında tartışıldığını düşünüyorum. Bence buna da ihtiyaç var. Ama insanlara 7. ve 8. yüzyılı eğer bilim dünyasından biz doğru anlatamazsak, bu başka meslek alanlarında, hatta meslek değil, yani sıradan insanların, sade vatandaşın diyebileceğimiz, yani bilim dünyasının dışındaki insanların kalem oynattığı veya söz söylediği bir mecra haline gelir ki o zaman siz bunu toparlayamazsınız. Ya yani bunun etrafını toparlayamazsınız. Yani her meslekten çıkar, hobi olarak düşünür ve bu metinlerle ilgili yok efendim siz yanlış okuyorsunuz. Ya işte yani o kadar Türkçeyi ben de biliyorum gibi tamamen saçma sapan şeylere yönelir ve sizi eleştirmeye dahi kalkar. Şimdi bilim önemli midir? Tabii ki önemlidir. Yani bilim niye vardır ki o zaman? Bilim bir şey ortaya koyar. Ama bir meslek hobi olarak değerlendirilir mi? Neden mesleğimiz hobi olsun ki? Yani siz 7. ve 8. yüzyıl Türkçesine, yani genel Türkçe diyoruz buna, o dönem genel Türkçesi hakkında fikriniz olmadan bu metinleri okuyamazsınız. Ben bu harfleri biliyorum, yetmez. Yetmez yahu. Yani bu böyle bir şeydir yani. O yüzden ben en çok dikkat ettiğim şey eski tarihçilerin tüm kitaplarını okudum, notladım. Tabii öğrenciliğimden beri çok meraklı olduğum için bunların hepsi öğrenciliğimden beri sürekli okuduğum. İşte rahmetli Osman Turanlar, Bahattin Ögerler, İbrahim Kafesoğlu gibi, işte Emel Esin gibi sanat tarihçileri de dahil yüzlerce yayın inceledim ve hepsi kendi kendine okumaya çalışıyor ve okuyuşları doğru değil. Yani dil bilimi çerçevesinde bakmazsanız doğru okuyamazsınız. Evet, bu harfleri ben de biliyorum. Öyle olmaz. Ben de biliyorum, olmaz. Yani burada doğru anlamamız lazım. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir hoca, bir vefat etmiş bir hoca, bir makalesinde Költegin yazıtının doğu yüzündeki damgayı Kotuz damgası olarak düşünüyor ve diyor ki bu sözcük, diyor, hatta metinlerde Kotuz olarak geçer diyor. Şimdi metinlerimizde Kotuz sözcüğü geçmez. Şöyle, Kotuz büyükbaş hayvan, yani buna Tibet öküzü, yak da deniyor. Bunun tabii coğrafyaya göre hayvanın şekli de değişiyor. Yani biraz daha tüylü, bacakları kısa ama böyle sığır, öküz tarzı bir hayvan. Bu hayvan olduğu söyleniyor. Halbuki o sözcük Kotuz değil, Koduz. Ve Koduz sözcüğü de Tony Cook yazısında geçer ve kız Koduz diye geçer. Hatta buradaki kız sözcüğünü dişilik bildiren sözcük olarak değerlendirdiler. Ama hayvanlarda dişilik bildiren sözcük kız mıdır?
Kız cinsiyet bildirir, doğrudur ama hayvanlarda mesela kız tavuk dediğinizde tavuk, kız horoz dediğinizde şey kız horoz dediğinizde tavuk mu çıkar? Veya kız sığır dediğinizde inek mi çıkar? Böyle örnek yok ki. Çünkü o sözcük kotuz değil. O sözcük koduz. Ve bunun arkasında koca bir makale var. Şimdi bunun nedeni şu. Aslında bizim Yazıtlar döneminden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemindeki Budist, Maniheist ve din dışı metinler bize çok fazla fikir vermez. Çünkü o bir kültürel daire sözcükleri içerir. Yani Budist metinler Budist ağırlıklı sözcükler içerir. Maniheist metinler Solca çerçevesinde sözcükler içerir. Yani dini çerçevededir. Ama Divan Lügati Türklerin bilinen ilk sözlüğü olduğu için biz birçok sözcüğü burada yakalayabiliyoruz. Mesela Kaşgarlı Mahmut diyor ki işte koduz dul demektir diyor. Şimdi Şine Usu yazıtında da koduz var, Tonyukluk'ta da koduz var. Şimdi kız koduz dediğimiz zaman koduz dulsa kız ne o zaman? Kız kız zaten evlenmemiş bayan anlamında. Dolayısıyla da Tonyukluk bundan neden bahsediyor? Ama sizin dünyayı, o dönemki coğrafyayı, o dönemki devletler arasındaki ilişkiyi bilmeniz lazım ki sözcüğü doğru anlayabilirsiniz. O yüzden burada sizin çıkıp da dil bilim kurallarını hiçe sayarak efendim bu böyledir demek doğru değil. Yine bir başka makaleden basit bir örnek vereyim. Mesela terken sözcüğüyle ilgili bir makalede şöyle diyor. Terken diyor, tengriken sözcüğüdür. Şimdi bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü tengriken sözcüğü de 8. yüzyılda ele geçmiş. Terken de 8. yüzyılda ki Yenisey yazıtlarında yalnızca geçer terken. Ki sonradan biliyorsunuz malum işte töregene sözcüğü vesaire hepsi buradan o Moğolca sözcük bir unvan. Fakat Kaşgarlı Mahmud da bunu kadınların kullandığını söylüyor bu unvanı. Fakat ama 11. yüzyıl. Belli ki yazıtlar döneminde belki de kadınlar da kullanıyordu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama terkenle tengriken aynı dönem metinlerine aitse yani ikisi de 8. yüzyılda birisi kutsal ilahi anlamında ötekisi unvansa o oradan gelişmiştir denmez. Neden denmez? Çünkü bir sözcüğün o kadar ses gelişmesi, geçirmesi için uzun bir zaman gerekir. Öyle 5-10 yılda olacak işler değil. Hasılı şunu demeye çalışıyorum. Biz metinleri, Türk dili uzmanları metinleri doğru koyacağız ortaya. Öteki disiplinlerdekiler de bunu ona göre kullanacak ve kendince efendim o okuyuşlar doğru değil bence bu. Mesela bana diyor ki ötüken sözcüğü diyor geçit sahası demek. Neye göre söylüyor bunu? Neye göre? Şimdi beni eleştiriyor bir Türk dili alanının dışından birisi. Neye göre söylüyor? Ötmek geçmek demek. Doğrudur. Ama o sözcüğü ötken düşünüyor. Eğer sözcük ötken olsaydı gamgen ekiyle ki gamgen sıfat yapan bir ektir. Gamgen ekiyle eğer ötmekten ötken diye düşünürse doğru. Geçiş gibi bir anlama gelir. Ama sözcük ötken değil ki ötüken. Üstelik gamgen değil o. Ken başka bir ek. Dolayısıyla da bunu ötmek yine bağlayıp bu geçit sahasıdır. Sağ solu dağlıktır. Biz ötükenin neresi olduğunu biliyor muyuz bu arada? Neden böyle ifadeler kullanıyoruz? Biz ötükenle ilgili Türk dil araştırmacılarının onlarca yazısı var. Benim de ötükenle ilgili düşüncelerim var ki çok net bir şekilde Taryat ve Tes yazısında ötüken özellikle Taryat yazısındaki Uygur Kanunu'ndan kalan önemli bir yazıttır. Ötükenin Tes Irmağı'nın güneyinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla zaten bugünkü Koşoçaydam Gölü yani Orhun yazıtları dediğimiz Bilge Kağan Költekin yazıtının dikili olduğu ve oradaki Orhun Müzesi'nin bulunduğu yerden daha batıda bir yer. Tes Irmağı'nın güneyi dediği yer. Dolayısıyla yani metinleri anlamadan kendi kendimize böyle fikirler vermemeliyiz. Bu anlamda ben özellikle bugünkü çağdaş araştırmacılar arasında, Türk dili alanının dışındakilerden söz ediyorum. Çağdaş araştırmacılar arasında Hayrettin İhsan Bey'i takdir ediyorum. Çünkü metinlere nüfuz etmeye çalışıyor, karşılaştırıyor. Orkun böyle okumuş, Ergin böyle okumuş, Tekin böyle okumuş.
öteki böyle okumuş, filanca böyle okumuş. Ama sanki şunun fikri daha yatkın buraya uyuyor. Çünkü Çinliler de böyle bir şey diyor dediğinde ortaya gerçek bir sonuç çıkıyor. İşte biz bunun peşindeyiz. Yani bu metinleri doğru anlamamız lazım. Herkesin dilci olması gerekmiyor. Herkes kendi işini yapacaktır. Bunda sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Metinlerde geriye gittikçe bazı bilim alanları birbirine yaklaşır. Yaklaşmak zorundadır. Çünkü çok ayrıntılı bilgi yok elimizde. Yani 7. ve 8. yüzyılda metinlerimiz var ama bunların çoğu taşlar üzerine hatıra amacıyla yazılmış. Yani kendinden sonra gelen halkına kağanların bir takım nasihatleri, işte şöyle yapın, böyle yapmayın veya biz şöyle yaptık gibi şeyler anlatıyor. Yani birçok şey yok zaten onun içerisinde. Siz öteki bilim alanlarından, yani şu öteki kaynaklardan desteklemek zorunda kalıyorsunuz ki Çin kaynaklarının dışındakiler de öyle çok fazla bilgi verecek türden değil. O yüzden ben kitapta şunu hedefledim. Yani bizim bu metinlerden ne çıkar? Ne çıkar? Yani evet çok ayrıntılı şeyler yok. Ama nasıl böyle bir kitap ortaya çıktı? Ve ben hemen şunu söyleyeyim. Kitap aslında daha fazlaydı. Yani yaklaşık bir 150 sayfa daha fazlaydı. Ama hacmi arttıkça fiyatı artıyor. Ve Türkiye'nin şartları hali hazırda malum zaten. Fiyat arttıkça da insanların ulaşması zorlaşıyor. Bu yüzden yayıncımız bunu azaltmamı söyledi ve ben epey bir azalttım. Örnekleri azalttım, bazı başlıkları çıkardım. Yani çıkardım derken çok hani elzem olmayan başlıkları çıkardım genişlemesin diye ki buna rağmen böyle bir şey çıktı. Kitapta daha tabii geniş işlenebilir. Ben yazıtlardan hareket ettim. Yani bunu beni eleştirenler de oluyor. Yani bunlarla ilgili az şey söylemişsiniz gibi. Mesela dini hayatla ilgili metinlerdeki malzemeyi ortaya koydum. Onu değerlendirmek, ben kendimce bir Türk dili hocası olarak değerlendirmeye çalıştım. Metinler bunlar, benim tespitlerim bunlar. Ama buradan öteki bilim alanlarındaki bilim insanları bunları alıp tabii ki işleyecektir. Yani yoksa o kadarıyla değil. Mesela Umay sayfalarca yazılabilir. Ama ben Umay'ın bizde geçiş şeklini söyledim. Nasıl geçiyor? Ve anlamı ne? Ya bizde bilinen ilk anlamını Divan Lügat Türk'te görüyoruz. Yani yazıtlar döneminde Költekin yazısında işte Umay tek ögüm yani Umay'a benzer, Umay gibi annem tek gibilik bildiren bir edat. Dolayısıyla Umay gibi annem benzeri ve yuvarlak ifadeler var. Umay'ın ne olduğunu bilmiyoruz ama Kaşgarlı Mahmut çok güzel anlatıyor Umay'ın ne olduğunu, anlamının ne olduğunu. Kadınların doğum sonrasında rahim bölgesindeki bir şey kan pıhtısı diyor, placenta İngilizcesiyle diyor. Yani buradan gelişmiş sözcük. Ama 7. ve 8. yüzyılda tam anlamı bu mudur? Muhtemel budur. Ama nasıl bir anlam kazanmış? Bunu da dinler tarihçileri, kültür tarihçileri, mitolojiyle uğraşan hocalarımız tabii bunu genişleteceklerdir. Ben metinlerdeki malzemeyi ortaya koyup kendimce yani bir yerlerden yola çıkarak öyle çok açık seçik yazmaz. Mesela şimdi bizde içecek kültürü var tabii ki var. İnsanoğlu varsa içecek vardır. Ama hani şimdi yazıtlarda neden alkollü içecekler yok veya neden başka işte türlü içeceklerden neden söz edilmiyor? Şimdi şöyle büyük Kaanlık yazıtlarında zaten böyle şeyler olmaz. Yani olmasını da beklemiyoruz zaten. Kaya yazıtlarında veya küçük daha küçük metinlerde de veya Yenisey'de, Dağlık Altay'da özellikle Yenisey'deki mezar taşlarında da içeceği zaten beklemiyoruz. Yani bir mezar taşının üzerine adamcağızın kahramanlığından söz edilir. Ne desin yani adam su içiyordu falan veya iyi rakı içerdi mi desin yani. Bunları beklemiyoruz. Olmaz da zaten tuhaf olur biraz. Ama buradan hareket ederek bazı nesne adlarından hareket ederek mesela
Sagır sözcüğü maşrap anlamında. Yani bu bizim kültürel bir sözcüğümüz. Gerçi bunun Farsça olduğunu söyleniyor ama sagır sözcüğü sadece Yenisey yazıtlarında geçer. Bence hiçbir Yenisey bölgesindeki Türk kökenli bir vatandaş hayatında bir Fars görmemiştir bence. Türkçedir bence sözcük. Ki sonradaki metinlerde sagrak şeklinde küçültme ekiyle karşımıza çıkıyor. Yine terin diye arka damak nesiyle sonu bir sözcüğümüz var. Muhtemelen derin bir tabak gibi bir anlamı olması lazım gibi bunlar. Şimdi mesela tarım, Türklerde tarım var mıydı? Türklerde tarım vardı. Nereden anlıyoruz? Taryat yazısında bir tanecik sözcüğümüz var. Biricik bir tarıklak sözcüğümüz var. Ilagım tarıklagım diye geçiyor. Ilag, otlak, vadi anlamında. Tarıklak da bugün bildiğimiz tarla sözcüğü. Şimdi tarla herhangi bir arazi parçasını ifade etmez. Neden etmez? Çünkü tarımak fiili toprağa işlemek demektir. Buradan yapılmış tarık tohum demektir. Divan Lügat Türk ve sonraki dönem İslam sonrası dönem metinlerinde de zaten tohum anlamındadır. Yani toprağa işlerseniz tohum elde edebilirsin veya tohumu atarsanız toprak işlenmiş olur ve oradan bir ürün elde edersiniz. Dolayısıyla da tarımak fiili toprağa işlemek demek. Tarıklak sözcüğü bizi tarımın varlığını gösterir. Ama hani neden pirinç sözcüğü geçmiyor? Ama bunlar hatıra metinleri. Yani bunların geçmesini beklemiyoruz. Ama yine de tarım çerçevesinde Türklerin de bir yaşantısı olduğunu söylememiz gerekir. Mesela hayvancılık, atlar. Atlarla ilgili birçok başlık var. Ben yayıncıma ilk gönderdiğimde hocam yüzlerce başlık var, bunu ne yapacağız falan. Ne yapabiliriz? Yani bunu biraz daha herkesin okuyunca anlayabileceği bir tarzda nasıl yazabiliriz? Yani bizim ülkemizde de şöyle bir sıkıntı var. İhsan Bey şimdi beni tasdikleyecektir, şüphem yok. Ya efendim çok bilimsel. Bir bilginin bilimsel veya bilimsel dışı nasıl bir şey? Ben bunu da anlamıyorum. Bilimsel ne demek? Kitap yani bilgi doludur. Yani bilgi neye göre çok bilimsel? Üslubu diyorsanız tamam. Üslub ama Türkçe akıcı bir dil. Ve şu anda kullandığımız Türkçe bugüne kadar belki de en iyi dönemini yaşıyor. Ben onu da söyleyebilirim. Yani çok rahatlıkla. Bugün yazı dilimiz çok güçlü. A'dan Z'ye yani Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar insanları karşı karşıya getir, birbirini anlar. Yazı dili bu kadar güçlü. Onlarca gazete çıkıyor, bilmem televizyonlar, radyolar, sosyal medya gibi işte YouTube vesaire. Bunlar da var. Ve buna rağmen Türkçe çok iyi bir durumda. Gerçekten çok iyi bir durumda. Yani sözcük, Türkçe sözcük kullanma oranı %70-75'lerde yani. Bu şu an eğer üsluptan sıkıntınız varsa nasıl bir şey? Yani mesela neden dipnot kullanıyorsunuz? Neden dipnot kullanıyoruz? Çünkü atıf yapmamız lazım. Yani bu bilgiyi biz nereden aldık? Yani kim demiş önce bunu? Mesela Divan Lügat Türk demiş. Biz Kaşgarlı Mahmud'a atıf yapmayalım mı? O zaman ben söylemiş olmam mı atıf yapmasam? Bu da hırsızlık olmaz mı? Ben bu kısmını anlamıyorum zaten. Yani insanlar böyle roman tarzında bir şey bekliyor galiba. Böyle roman okur gibi böyle okuyayım, uykum gelsin, uyuyayım. Ben bu tarz şeyleri beğenmiyorum. Bunlar Türkiye'de öyle oturmuş konular değil. Bakın oturmuş konular değil. Yani Türklerin 7. ve 8. yüzyılıyla ilgili piyasada birçok kitap var. Ama bunların hiçbiri ne Türk dili uzmanı ne Türk tarihi uzmanı. Ve bunlar yok satıyor gibi bir şey ya. Ben de bunu anlamış değilim. Neyse bu konuyu kapatayım. Girmeyeyim, uzayacak bu konu. Yani bilimsel olarak ortaya koyarız biz. Ortaya koyarız. İnsanlar çok bilimsel bulmasın bence. Bunu kullanabilir. En azından der ki bak işte mesela diyelim ki bir örnek vereyim. Gerçi bizim metinlerde geçmiyor ama Divan Lügat Türk'te Atasagun diye bir sözcük. Atasagun'un karşısında doktor yazmış Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyılda. Şimdi mesela bunu bilimsel olarak Kaşgarlı'dan atıf yaparak söylemek kötü bir şey mi? Bugün soyadı Atasagun olan binlerce insan var. En azından
Belki onlar soyadı Atasagun olup da doktorluk mesleğini icra eden belki de binlerce insan var. Yani soyadıyla kendi mesleği bu kadar özdeşleşmiş, bunu söylemek kötü bir şey mi? Yani Dilanuga Türk'ten aldığımızı söylemek gibi. Atlarla ilgili, yani bizim atlarla ilgili kitabın epey bir yeri atlara ayrıldı. Onun nedeni şu, atları çeşitlendirmemiz, sınıflandırmamız gerekir. Yani şöyle, işte atların donu diyoruz. Yani at donu dediğimiz şey, atların vücudunun rengi, yani dış görüntüsünden tür elde edilebiliyor. Yani kara at deyip geçmiyoruz, o bir türdür. Veya yağız at, kahverengi at deyip de geçmiyoruz, o da bir türdür. Türlerine göre at çeşitleri var. İşte isimlerine göre, alnındaki leke olup olmamasına göre at türleri var. Bunlar farklı farklı anlamlandırılıyor. Yaşına göre at var. Tay mesela. Tay başka bir şey. Mesela yine eşek sözcüğü yok ama yine yük hayvanı olarak kullanılan yine evcil bir hayvan. Deve ile ilgili büyük bir söz varlığımız var. Ve bu hepsine belli bir sınıflandırmaya tabi tutmamız gerekiyor. Mesela şimdi cinsiyetine göre dediğimiz zaman atlar için cinsiyetine göre aygır erkek olandır. Yazılarımızda geçer azgır diye. DZ arasında bir sestir bu. Ama mesela dişi olan geçmemiş. Fakat dişi olanı biz ırk bitikte görüyoruz. Irk bitik ki 10. yüzyılın Maniyes çevrede yazılmış, kağıda yazılmış bir metin. Irk bitikte bi diye bir sözcük görüyoruz. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani Türkler dişi ata herhangi bir, yani kısrak dediğimiz dişi ata herhangi bir ad vermemişler. Hayır, metinlerde tesadüf etmemiş bu. Etmeyebilir. Yani karşımıza da çıkabilir. Yakın zamanlarda başka bir metin bulunur. Orada da karşımıza çıkabilir. Yine develer, deve için mesela devenin dişi olanı erkek olanı, mesela dişi olanı ingen, erkek olanı buğra. İşte bunun yavrusu boto veya botu, iki türlü de okunabilir. Ve bu deve etrafında gelişmiş bir söz varlığından söz edebiliriz. Yani bu da bizim hayvancılıkta ne kadar ileri olduğumuzu gösteriyor. Tabii yazıtlarımızda çok sayıda hayvan adı var. Bunların bir kısmı 12 hayvanlı takvimden ileri geliyor. Bir kısmı gerçekten de yazıtlarda bir şekilde geçmiş. Mesela it yılı, ki köpeğin Türkçe yani 8. yüzyıldaki biçimi ıt diye ı sesiyle. Mesela o bir takvim de yıl adı olması dolayısıyla geçer. Yani köpek, yani avcılıkta kullanılır. Birçok kaya resminde, ki kitapta da bir iki fotoğraf, çizim kullandık. Köpekle avcılık yapıldığını biliyoruz. Belki bu tazı da olabilir. Çünkü tazı da biliyorsunuz köpeğe benzer bir hayvan. En azından çizim yaparken kaya üstüne köpek tazı ayrımı çok yapabileceğini sanmam kişinin. Köpek sözcüğü yazıtlarda geçmemiş. Tesadüf. Ama şeyde 12 hayvanlı takvimde Bilge Kağan'ın ölüm yılı olan it yılında ölmesi dolayısıyla geçiyor. Yine mesela küskü, fare, bu da geçmiyor. Neden geçsin ki? Yani bir kaya yazısında veya bir dikili taş üzerindeki metinde neden fare geçsin ki? Farenin ne işi var orada gibi. Şey deyince, 12 hayvanlı takvim deyince aklıma şey de geldi. 12 hayvanlı takvimle ilgili de epeyce bir şeyler yazdık. Bakalım inşallah amacına ulaşır. Yani takvimin kökeni, işte malumunuz Edward Chavan'dan başlayan bu takvim Türk kökenlidir. Ki rahmetli Osman Tuğran'ın da devam ettirdiği bu takvim Türk kökenlidir gibi. Ki Kaşgarlı Mahmud'un bu takvimle ilgili görüşlerini tamamen verdim. Yani hiç kesinti yapmadan bir buçuk sayfa Kaşgarlı çok enteresan bir şey anlatıyor. İşte bir ırmaktan hangi hayvanlar önce geçmişse onlar bir yıla ad olmuş gibi
tamamen halk anlatısı. Yani fare sudan nasıl geçsin yani, değil mi? Veya ejderha gibi. Bu hayvan adlarıyla ilgili fikirlerimizi de söyledik orada. Özellikle maymun, ki Türkçesi beçin sözcüğü, ki o da yakın zamanlarda bir makalemizde yayınlamıştık bunu. Beçin sözcüğünün kuzey ya da kuzeybatı Çin diyalektlerinden birinden, ama resmi Çin yazı dilinden değil ama diyalektlerin birinden alınmış olabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Mesela beçin sözcüğü Türkçe değil. Zaten hiçbir Türk hayatında maymun görmemiştir o dönemde. Çünkü maymunun yaşayabileceği yerler bellidir. Daha güney, ekvatora yakın bölgeleri. Yani Çin'e bakarsak daha güney bölümlerde, işte Sichuan, Yunnan gibi o civarı ve oranın güneyinde ancak yaşayabilir. Türklerin yaşadığı coğrafyada zaten maymun olmaz. Yine ejderha çok ilginç bir hayvan. Yani yılan mıdır, değil midir? Çinlilere göre mitolojik bir hayvandır. Tabii işte bu sözcük Türkçe'ye nasıl geçmiş? Bunlarla da değinmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dilci olduğunuz için işte Çince long sözcüğü, işte bu bize üç türlü geçmiş. Lu var, ulu var, lü var. Üç şekilde geçmiş. Bu da sözcük başının L olmasıyla ilgili, ki Türkçe sözcükler L ile başlamayacağı için doğal olarak önüne ünlü alıyor. Mesela bunun Türklerle ilgisine. Veya bana sorarsanız, yani bana 12 tane hayvan sayın deseniz ben fare saymam. Tavuk hiç saymam. Yani diyeceksiniz ki yararlı şeyler bunlar. Ya ne bileyim, yani daha yararlı hayvanlar. Mesela ben kurtu sayabilirdim ama kurt yılı yok. Niye yok? Köpek yılı var, kurt yılı niye yok? Değil mi? Yani bunları düşünmemiz gerekiyor. Bence bilimden uzaklaşmamak lazım. Her şeyi bir millete mal etmenin de çok fazla bir anlamı yok. Bu bir milleti ne yüceltir ne düşürür. Benim fikrim bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Yani boş yere olmayan şeyleri de mal etmenin de bir anlamı yok bence. Takvimle de ilgili işte iki tür sistem kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi 12 hayvanlı takvim. Körtegin ve Bilge Kağan yazıtlarında belirgin bir şekilde var. Mesela Yenisey yazıtlarında sadece belki bir yerde bir Bars yılı gibi bir şey görünüyor. Yani B ve S görünüyor. Belki Bars yılı yazıyordur orada. Veya eğer onu yok farz edeceksek Yenisey yazıtlarında 12 hayvanın takvim marifetiyle bir tarih düşümü elde edilemedi. Büyük Kağanlık yazıtlarında var. Mesela Taryat yazıtında, Uygur Kağan'ın Taryat yazıtında an be an tarih düşülmüş 12 hayvanlı takvimle. Ama 12 hayvanlı takvimin de şöyle bir sıkıntısı var. Yani orada mesela işte tavuk yılı dediğinde 12 yılda bir tavuk yılıdır. Yani atıyorum 740 tavuk yılıysa 752 de tavuk yılıdır. Yani sizin burada nokta atışı yapmanız güçtür biraz. Eğer Kağanlık o iki tavuk yılına da denk geliyorsa, Kağanlığın dönemi zaten 740 mıdır 752 midir, bunu dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle bir şey. Mesela Tonyukuk'ta ve Külüçor'da 12 hayvanın takvim marifetiyle bir tarihlendirme yok. Bunu yani batılı bilim adamlarının bir bölümü Külüçor'un ve Tonyukuk'un iki yaşlı kurt olduğunu, bunların milliyetçi olduklarını, bu yüzden de Çinlilerin icadı olan bir takvimi kullanmak istemediklerini söylüyorlar. Olabilir. Yani düşünülebilir. Yani şey yok. Uçuk kaçık bir fikir değil, olabilir. Gerçekten Külüçor'da, çünkü geç 80'leri falan görmüş yaş olarak. Tonyukuk da aynı şekilde 80'lerde olması lazım öldüğünde, veya 70-80 arasında diyelim. Bunların milliyetçilik yaparak bu 12 hayvanlı takvimi kullanmadıklarını söylemek de bence bir sıkıntı yok, olabilir. İkinci yöntem, biz Bilge Kağan'da Körtegin yazısında gördüğümüz bir yöntem. Bunu Bilge Kağan kullanıyor. Tabii Körtegin yazısını kendisi yazdırdığı için. Ama kendi yazısını oğlu yazdırıyor. Buradaki yöntem de şu. Herhangi bir olayda
mutlaka kardeşi Költegin'in yaşını söylüyor. Mesela diyor ki işte beş balık seferinde, örnek veriyorum. İşte veya Çinlilerle işte filanca seferde kardeşim Költegin işte 32 yaşındaydı dediğinde, Költegin'in doğum tarihini bildiğiniz zaman 32 ile toplayınca yıl olarak elde edebiliyorsunuz. Böyle de bir şey var. Fakat Çinliler biraz daha yuvarlak bir şey söylüyor. Yani Türklerde takvim yok. Onlar takvimi bilmez. Onlar mevsimlere göre hareket eder. Yani işte otlar sararınca güz geldiğini anlarlar. Kar yağacağını anlarlar. İşte otlar yeşillenmeye başladığında bahar geldiğini anlarlar falan gibi. Böyle tamamen aşağılamışlar aslında. Reddediyorum ben bunu. Yani mümkün mü? 8. yüzyılda insanlar ayın hareketlerine, tamam bir Maya takvimi falan gibi böyle gelişkin bir şeyden söz edemeyiz ama yani en azından ayın hareketlerini fark etmemiş olmaları mümkün değil. Yani bu kadar büyük kayalar üzerine, taşlar üzerine binlerce satırlık metinleri işleyen bir millet ilkel olamaz. Mutlaka bir sistemleri var ama şu anda elimizde taş var. Bu taşlardan bir şey elde edemiyoruz ki. İşte edebildiğimiz bunlar. Bu milletin ilkel yaşadığı gibi bir şey ortaya çıkmaz. Şimdi Çinliler neden çok yazmışlar? Çinliler kağıda yazmış, kağıt var. Siz bozkırda yaşıyorsunuz. Kağıdı nasıl muhafaza edebilirsiniz ki? Mecburen kayalar üstüne yazıyorsunuz. Büyük taşlar, hatıra taşları veya mezar taşları üzerine yazıyorsunuz. Yani İyi ki de yazmışlar. Hadi büyük kağanlık yazıtlarını anlayabiliriz. Devletin prestij yazıtları diyelim. İşte Bilge Kağan veya Tony Cook işte kendinden sonra gelenleri yaptıklarını anlatmış. İyi, tamam, güzel ama Dağlık Altay bölgesi, Kırgızistan bölgesinde veya Yenisey'deki o kaya yazıtları olmasaydı biz Türkçenin 7 ve 8. yüzyıldaki hali hakkında çok fazla fikir edinemezdik. Çünkü Büyük Kağanlık yazıtları daha şey, yazı diliyle yazılmış. Yani tamamen yuvarlak ifadeler yok, keskin ifadeler var. Çok dikkatli yazılmış. Yani insanların farklı anlamasını, farklı yorumlamasının da önüne geçebilecek tarzda yazılmış. Ama kaya yazıtları öyle değil. Bazen bakıyorsunuz harfi ters yazmış. Yani yönü sağ olması lazım, sol tarafa doğru yapmış. Bu da yani hani çok böyle bir yazma kültürü falan olmayan insanların da yazdığını gösteriyor. Ama tabii bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi yüzlerce metnimiz var, 600'e yakın metnimiz var ki bunun sayısını inanın biz de tam bilmiyoruz kaçtır bu. Çünkü yeni yazıtlar bulunuyor, öncekilerin bir kısmı yok ediliyor, kayboluyor, bir şeyler oluyor. Çünkü bunlar başka coğrafyalarda ve siz o ülkelerle ikili ilişkilerinizle ancak bunları koruyabiliyorsunuz. Bunları yıllardır söylüyoruz. Eminim 1991'de Sovyetlerin dağılmasından sonra herkes söyledi. Yıl 2022 hala söylüyoruz. Buradan da söylüyoruz. Yani bunları artık bir şekilde... yani bir koruma altına alalım. Yani evet, hala açıkta olanlar var. Yani bence bu çok büyük bir olay değil, çok büyük bir iş değil. Yani bunlar taşınabilir, korunabilir. Ama şöyle de ben düşünüyorum, az önce söylediğim şeye dönersen, yani bu kadar insan bu kadar şey yazıyorsa bu da bir gelenek yani. Bir mezar taşı, yani onlarca mezar taşı Yenisey bölgesi 200'ün üzerinde metin ki birçoğu kaya yazıtlarda var ama mezar taşı formülünde yazılmış ve biz şunu söyleyebiliriz, yani burada iyi bir yazma kültürü var. Niye yazıyordu adam ya? Bugün ne yazıyor? Hüvelbaki diyor. İşte filanca Allah rahmet eylesin ruhuna Fatiha falan diyor. Yani ya orada evet bir mezar taşı ve bayağı bir metin var orada. Kim okuyordu bunu peki? Kim okuyordu? Değil mi? Okuyan vardı ki yazıyorlar. Okuyan vardı demekse buradan şu sonuç çıkar. Yani en azından Yenisey bölgesinde ki hani biraz taşra düşünebiliriz 8. yüzyılda, yani bir ötüken coğrafyasını düşünürseniz Yenisey biraz taşra gibi kalır sanki. Herhalde bunu söylesem sıkıntı olmaz gibi düşündüm bir an.
Yani bu taşrada bile bunca insan okuyor ki birileri diye yazıyor. Yani okunacağını bilirseniz yazarsınız. Yani bugün kitap yazıyoruz, makale yazıyoruz değil mi? Hani belli akademik şeylere ulaşmak için oluyor ama belli bir yaştan sonra sadece bir amacınız oluyor. İnsanlığa hizmetmek. Yani artık doçent olayım, profesör olayım gibi bir şey kalmıyor. Ondan sonra ya eleği asacaksınız ki biz asma tarafında değilim ben. Daha yapacağımız çok iş var. O yüzden de ben o dönemde insanların da bu tarz şeyleri yazmasının nedenini okuyanların çokluğuna bağlıyor. Birileri okuyor ki insanlar yazıyordu diye düşünüyorum. Büyük bir kültürden söz ediyorum. Ama işte dedim ya metinlerden elde edilebilecek şeyler ancak. Ve biz bunları tam olarak nereye koymamız gerekiyor? Yani elde ettiğimiz bulguları nereye koyuyor? Yani oradaki bir sözcüğün arkasındaki dünyayı yakalamaya çalışıyoruz aslında. Yani ben öyle yapıyorum. Yani ben bu ekte şu var, bu var gibi öyle ayrıntılı şeyleri çok sevmiyorum. Daha böyle insanlara bir şey yani ortaya bir şey koyup atalarımıza, milletimize, devletimize nasıl veya öğrencilerimize, insanlığa nasıl hizmet edebiliriz gibi. Mesela işte o Muruy maşrapası ki beni çok yormuştu Muruy maşrapası. Yani maşrapa çok karma karışık harflerden oluşuyor. Ama ben yani uzun süre baktım. Her baktığımda da farklı bir tarafını yakaladım ve maşrapada mealen bir alkollü içeceklere içmemek gerektiğini yani sarhoş olursanız birçok şeyi ayırt edemezsiniz gibi mealen böyle bir şey yazıyor orada. Dolayısıyla da bizim burada yani mesela esürmek fiili, sarhoş olmak fiilini yakaladık. Şimdi yazıtlarda sarhoş olmak fiilini beklemiyoruz. Yani büyük kağanlık yazıtlarında, mezar taşlarında zaten sarhoş olmak geçmez, doğal olarak geçmez. Fakat böyle bir maşrapanın alt tarafında, dibinde böyle bir yazının olması bizde esürmek fiilini varlığını işaret ediyor ki esirmek fiil sonraki dönem metinlerinde ancak tespit edilebiliyordu. Yine Kuray bir maşrapasında da ki Dağlık Altay bölgesi yazıtları ve şunu çok rahatlıkla söyleyelim. Bugün aklıma da o geldi. İnanın ben bunları kendim yapıyorum. Hiçbir kuruluştan, kurumdan destek almıyorum. Kendi kendime eşten dosttan fotoğraflarını buluyorum. Birçok fotoğrafı bende var. Birçok yazıt bölgesini gördüm. Görmediğim yerler var. Kendi imkanlarımızla gittiğimizde oldu. Devletimizin imkanlarıyla gittiğimizde oldu. Kendi kendimize yapıyoruz. Herhangi bir kurumdan destek almıyorum. Kurumlardan destek ara kitap çıkaranlar da var. Özellikle Dağlık Altay bölgesiyle ilgili bir yazıt neşri var. İsterseniz Kuray bir benim okuyuşumla onların okuyuşunu bir karşılaştırın meraklı arkadaşlarım. Bir bakın bakalım neler oluyor. Yani ne okumuşlar, neler çıkmış ortaya. Hissetmezseniz okuyamazsınız. Hissetmeniz lazım ve bunu da maddi şeyler gözetmeden tamamen millete, insanlığa, bilime hizmet etmek ve bizim gibi aklını kullanan beyin işçisi mi diyelim, ne diyelim? Yani aklıyla iş yapan insanların da yapması gereken bir şeydir. Aklını kullanmaktır. İyi anlayacağız ve metinleri çözeceğiz. Şimdi sırada şey var. Hoten'de bulunmuş ki Hoten biliyorsunuz Çin'in kuzeybatısı işte Doğu Türkistan dediğimiz ki Çinliler bu ifadeden çok rahatsız ama bütün dünya zaten East Türkistan diyor. Ruslar zaten Vostochnoy Türkistan diyor. Dolayısıyla zaten bunun anlamı Doğu Türkistan demek. Ama onlar Şincan ifadesini kullanıyorlar. Mesela onun bölgenin en güneyinde Hoten'de bulunmuş olması dolayısıyla sahte bir yazıt olduğu iddia edilmişti. Hayır, ben ona 7 yıl boyunca baktım. Yayınlanacak inşallah çok yakında. Orada da yemek kültürüyle ilgili bir şey var ama ben maalesef kitaba koyamadım. Çünkü yayınlanmamış bir şeyi koysam etki olmaz gibi düşündüm. Ama yemekle ilgili bir şey var. Yemeğe kıymet vermekle ilgili. Tamamen Türklere özgü. Yani hani yere bir ekmek parçası görürsünüz alıp öper başınıza koyarsınız ya. O bizim kültürümüzdür ya. Aynı o tarz bir şey. Yemeğe saygı gösterin tarzında bir ifade var orada.
Çok ayrıntıya girmeyeyim çünkü henüz yayınlanmadı. Onunla uğraşıyorum. Elimde Kuray 2 yazıtı var, Dağlık Altay. Dağlık Altay'ı da mutlaka bir baştan sona tekrar bir yayınlama niyetim var. Ama bir Dağlık Altay bölgesine gidip görmem de lazım. Kitaba bazı şeyleri koyamadım. Dediğim gibi birçok fikrim vardı, birçok elde ettiğim bulgular vardı. Koyamadım. Bir kısmını dediğim gibi hacmi artmasın diye yaptım. Bir kısmı da henüz yayınlanmamıştır diye. Allah ömür verirse bu tarz şeyler yapmaya devam edeceğim. Bizim 7. ve 8. yüzyılda atalarımızın ilkel bir hayat sürmediğini belgelerle ortaya koyacağım. Dediğim gibi başka ne söyleyeceğim? Bu arada zamanım sorular mı var Ömer Bey? Ben böyle konuşup gidiyorum. Uyarmıyorsunuz beni. Belki de süre geçmiştir, bilmiyorum yani. Size bir söz vereyim. Daha süre var hocam. Buyurun devam edin. Ha, İhsan Bey. Şimdi mesela şimdi şöyle kitaba bir hızla bakıyorum. Mesela Tonga sözcüğü işte arka damak nesiyle. Tabii bu Tonga, Tunga şeklinde de okunabilir. Şimdi Tonga sözcüğü aslında kişi adı olarak geçiyor. Ama biz sonraki dönem metinlerinde bunun kaplan anlamında olduğunu Divan-ı Lügat Türk'ten öğreniyoruz. Ve bununla ilgili de burada ilginç bilgiler koyduk. Yine mesela turna sözcüğü. Turna neye sesiyle yazılıyor? Ön genes sesidir neye sesi. Ki bu ses sonradan ne ve ye olarak ikiye ayrılmış. Yani ne tarafına geçmiş örnekler de var. Y tarafına geçmiş örnekler de var. Mesela tay sözcüğü de yine neye sesiyle yazılır ama bugün tan biçimi yok. Tay, tan'dan tay olmuş. Turna sözcüğü de aynı bu şekilde. Turnya neye sesiyle yazılıyor. Aynı İspanya'daki neye sesi veya Katalonya'daki neye sesine benzer bir ses. Bu ön geniş sesi dediğimiz. Bu sözcük sadece Abakan 48 numaralı Abakan yazısında geçiyor. Dolayısıyla da şöyle diyor yani obamızdaki turnalar çoğalsın. Muhtemel belki avlıyorlardır. Hani bizde telli turna falan hani haber getirdiği söylenir. Hani böyle bir şeye giremem ben. Desem ki o dönemde de insanlar haber alıp veriyordu dese bu çok fazla şey olur. Hayal olur. Yani onu söyleyemem ama herhalde yeniyordu. Ya da yani neden artması dileniyor ki yani değil mi? Yani denir mi? Yani serçelerin artmasını dilerim falan gibi. Yani serçe yenmediğine göre yenen bir hayvanın artması dilenmiş olmalı. Mesela içecekle ilgili işte bir tek su sözcüğü var. Su da su kütlesi olarak. Yani hani böyle bir içecek su değil de su kütleleri olarak akarsular, işte ırmaklar gibi bunlar var. Mesela balıkla ilgili şey yok, örnek yok. Neden? Çünkü dediğim gibi yani birçok sözcük zaten şeylerde olmaz. Büyük kaya yazıtlarında, büyük metinlerde, kanlık yazıtlarında veya kaya yazıtlarında, mezar taşlarında olmasını beklemiyoruz. Ama yani neden olmasın böyle şeyler elde edilebilir, çıkar ortaya. Hani büyük dikili taşlar çıkar mı bilmiyorum ama arkeolojik kazılarda materyaller çıkabilir. Yani dediğim gibi böyle çok küçük bir kemer tokasının üzerinde bir satırda bile 2-3 sözcük yakaladığınız zaman oradan yeni bir şey elde edilebilir. Mesela şimdi bazen şu bana söyleniyor. Neden bu ayrıntıya girdiniz? Mesela kotay diye bir sözcük var. Bunun aslının ne olduğu ile ilgili yani Çince hangi sözcükten alındığı ile ilgili fikir beyan etmişiz burada. İşte işkiti var. Mesela işkiti aslında bu da güzel bir konu. Neden sonraki dönemlerde eşkürti diye geçiyor da bu yazıtlarda neden işkiti geçiyor? Acaba R'yi yazmayı mı unuttular? Şimdi bunlar ilk metin olduğu için yani sözcüğün ilk hallerini görmüş oluyorsunuz.
Fakat sonraki dönemde reali biçimler var. Eşkürti diyor. Yani tabii hangi dilden girmiş o bilinmiyor ama eşkürti sözcüğü reali, ama mesela yazılar döneminde işkiti veya eşkiti okuyoruz. Re yok. Acaba re yazım şeyi yanlış mı? Yani re yazmayı unuttu mu gibi böyle bir şey de aklımıza geliyor. Yani burada tabii ipek türleri, ipekli kumaşlar, yani ipekten yapılmış malzemesi ipek olan kumaşlar. Yine ipek yolu üzerindeki Türklerin etkinliği, yani burada işte arkış, tirkiş sözcüğü, yine mesela Suci yazıtı bugün kayıp olmasına rağmen çok önemli bir yazıt. Burada kalın sözcüğü var. Arka damak nesiyle sonu yine kalın şeklinde. Bugün daha çok ziynet, mücevher, ziynet eşyaları yani altın vesaire için kullanılır. Mesela işte kız istemeye gidiyor. Diyor ki kalın olarak ne istediniz diyor şeye, kız tarafına. Kalın derken yani işte kaç metre zincir istedin, bilmem kaç bilezik istedin. O bileziklerin çeşitleri var. İşte Adana vurması, Trabzon vurması vesaire. Ben bunları duymuşum. Belki başka Edirne vurması da vardır. Bilmiyorum. İzleyiciler affetsin. Bunları kastediyor kalın sözcüğüyle. Ha mesela arsa falan kastedilmiyor bildiğim kadarıyla şu an. Ama burada mesela diyor ki oğlumu ve kızımı kalınsız verdim diyor. Yani buradaki bu sözcük bir kültür sözcüğüdür. Evet, sözcükle şöyle uğraşabiliriz. Yani kalın nereden geliyor? Türkçe midir, değil midir, fiili nedir? Bunun kökü nedir? Hangi ekle isim yapılmış gibi ayrıntıya girebiliriz. Ama bir öte taraftan da kalın sözcüğün arkasındaki kültür dünyasını da irdelememiz lazım. Yani kızımı ve oğlumu kalınsız verdim derken kızını anladım başlıksız vermiş olabilir de oğlumu kalınsız verdim demek ne demek? Yani eğer herkes oğluna istiyorsa karşı tarafta kızına isteyecek kalın. Yani her neyse o dönemde nedir? İşte muhtemel şeyler, hayvan kürkleri değil mi? Deriler, kıymetli deriler tabii ki. Hani bir koyun derisi falan değil de yani mesela tarbakan derisi. Bugün Moğolların da çok iyi bildiği ki bizde kökteyen diye geçer boz sincap. Mesela Moğollar tarbakan diyor. Hatta bugün ağızlarda tarbuk diyorlar. Moğollar eğer beni izliyorsa şimdi güleceklerdir dediğime. Küçücük de bir hayvan ama onun derisi çok kıymetlidir. Eski kaynaklarda da yani Arap seyyahlarında da bu derinin ticaretini, Türklerin bu derinin ticaretini yaptığını söylüyor. Muhtemel başlık olarak bunlar istenmiştir. Belki altın falan da olabilir. Bilemiyorum ne istendiğini ama eğer kişi oğlu için istiyorsa karşı tarafta kızı için isteyecek. Acaba bir tür hediyeleşme falan mıydı bu? Ya da adam gelişi güzel mi yazdı bunu? Yani hani oğlumu da kızımı da başlıksız verdim. Ya hiçbir şey istemedim falan ama oğluna ne isteyecek yahu? Değil mi? Ya da acaba o dönemde daha farklı bir uygulama mı vardı? Bunları ancak bir sözcük çerçevesinde irdeleyebiliyoruz. Dediğim ya, eski Uygur Türkçesi metinleri genelde Budist ve Maniyist çeviri metinleri olduğu için bunlar dini eserler. Buradan fazla bir şey elde edemiyoruz. Geliyoruz Divan Lügat Türkiye, o da İslam sonrası. Ve 11. yüzyıl, arada 300-400 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Bu dönem kayboluyor. Ve bizim ancak buradan hareket ederek, yani Kaşgarlı'dan örnekleri veririz ama 300-400 yıl daha ileride olduğunu unutmamak kaydıyla. Yani sözcükte de değişiklik olur, anlamda değişiklik olur, İslami etkiler girer, sözcüğün üzerinde İslami etkiler olabilir gibi. Yani burada kalın sözcüğünden uzun uzun bir şeyler elde edebiliriz bir tek sözcükten. Bu da tamamen rastlantı ve yazıt yok, yazıt kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. Yani toprağı bol olsun Ramsted'in bu yayını ve bir iki tane çizimi olmasa yazıt hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yani dedim ya böyle bir metin çıkar, ilginç bir sözcük çıkar orada ve oradan bir şey elde edebiliriz. Onu söylemeye çalıştım. Yani bir sözcükle birçok şey
elde edebiliriz. Mesela Baga. Şimdi Baga'yı uzun uzun anlatmamız lazım. Tonyukuk kullanıyor bunu. Tonyukuk boyla Baga Tarkan diyor. Şimdi Baga. Baga nasıl bir sözcük? Şimdi sözcük olarak irdeliyoruz kitapta. Yani mesela kurbağada var. Kurbağa. Şimdi kurbağada Baga var. Kurbağa atik sıçrayan bir hayvan. Bu anlaşılabilir. Ama kaplumbağada da var. Tosbağada da var. Ki tosbağa, kaplumbağa aynı hayvan ifade ediyor. Burada baga, şimdi hayvan ağır bir hayvan. Çok sıkışınca kafasını içeriye saklayan bir hayvan. Şimdi tonyukukla kaplumbağayı nasıl birleştireceğiz? Yani bir sözcük olarak alırız. Sözcük olarak alırız. Bagayı alırız. Bunun bir unvan olduğunu söyleriz ama bir şekilde bizim burada bu sözcüğü, yani evet, hatta onu vaklamaktan getirenler var ki mantıklı geliyor yani, ama kurbağa çerçevesinde. Bakın, kurbağa çerçevesinde, yani kurbağanın vaklamasından sözcük, ses yansımalı, yani yansıma bir sözcük tabanı bunun. Oradan fiil yapılmış, vaklayan gibi bir anlam. Ama şimdi biz bunu kaplumbağada da görüyoruz. Kaplı baga eski biçimi. Kaplı baga. Tamam, üstünde kap var. Yani sert bir tabaka var. Kemiksi bir tabaka ama baga gene var orada. Şimdi kaplumbağa nasıl sıçrayan bir hayvan mı? Gibi. Dolayısıyla biz yani bagayı önce bir söyleyeceğiz. Sözcük nereden geliyor? Belki de benim avantajım şu oldu. İhsan Bey. Belki de avantajım şu oldu. Dil malzemesini kullanabildiğim için ve bir dil bilgisi altyapım olduğu için tabii ki ben tarihçi değilim. Yani sağ olsun tarih toplulukları ve tarih öğrencileri bize ilgi gösteriyorlar ama ben tarihçi değilim. Ama tavsiye ederim. Yani bence her eski dönem tarihçileri, bu eski dönemde yuvarlak bir ifade ama hani İslam öncesi diyelim tarihçileri. Ama Budist ve Manizm değil. Onlar, Budizm ve Manizm farklı bir dünya. Yani onu bizim yazıtlar dönemin dünyasıyla karıştırmamamız lazım. Çünkü başka bir şey orası. Ama yazıtlar döneminin tarihini çalışacaksanız, ben öğrencilerin yerinde olsam tarih öğrencilerini, yani kesinlikle Türk Dil ve Edebiyatı, tarih varsa illa Türk Dil ve Edebiyatı Üniversitesi'nde vardır. Ben mutlaka gider eski Türkçe dersine girerim. Ben girerim. Çünkü ben öğrenciyken tarih derslerine girerdim. Seviyordum, ilgim vardı. Kendimi yönlendiriyordum. Yani o açıdan eğer bu metinleri kullanmadan, sadece Çinlilerin, sadece Bizanslıların anlattıklarıyla yaparsanız eksik kalır. Eksik kalır. Yani bu metinleri kullanmak zorundasınız gibi bir böyle bir şey çıkıyor. Mesela yine ilginç bir sözcük arslan. Şimdi arslan Türklerin yaşadığı coğrafyada yok. Olmaz zaten. Arslan da dediğim gibi sıcak yerlerde yaşar. Fakat arslan kişi adı olarak var. Şimdi şu soruyu sormamız lazım. Kişi adı olarak varsa bu hayvanı biliyorlardır. Bilmediği hayvanın çocuğunu adı olarak koymaz. Bu bir. İkincisi, arslan yaşamıyorsa nerede gördü bunu? Ya gitmişti bir turistik geziye. Yok canım, nereye gidecek? Peki nerede gördü bunu? Ha, o zaman şöyle düşünmemiz lazım. Mesela bugün Uygurlar kedi yavrusuna aslan diyor. Ama R'siz, aslan. Kedi yavrusu var ya, aslan diyor ona. Yani şu aslana bak dediği zaman korkmayacağız yani böyle. Orada arslan var gibi algılamayacağız. O kedi yavrusunu kastediyor. Demek ki bu kedigiller familyasından bu hayvanlar farklı türlerde de olsa farklı adlandırmalar yapılabiliyor. Muhtemelen bu arslan belki de bir Pars türüdür. Yani bildiğimiz o hani Serengeti falan o belgesellerdeki arslan değildir bence. Olamaz, orada yaşıyor olamaz. Bir Pars türü olabilir bu ama biz onu bilemeyiz. Biz onu bilemeyiz. Yani nasıl bileceğiz ki onu bilemeyiz. Mesela Kaşgarlı Mahmut da diyor ki mesela boynu işte beyaz bir kuş. Yahu keşke bir de resmini koysaydı ya, çizseydin elinden. Ne olurdu?
Bilemeyiz ki bize hangisi boynu beyaz. Örnek veriyorum ben. Dolayısıyla da burada aslan sözcüğü var diye, bakın aslanı burada 2,5 sayfa anlatmışız. Hem aslanın sonundaki lan hecesinden, bakın bu da dil bilgisel olarak bir konu. Çünkü aslan, kaplan, burslan, burslan da bir tür kaplan türü, burslan, küheylan demeyeceğim o başka bir dilde. Ne var? Aslan, kaplan, yılan. Gerçi yılmak fiilinden alanlar var ama bunların sonunda bir lan var. Bu lan acaba Çince'deki long sözcüğü mü, ejderha mı diyenler de var. Ama sonunda bir lan hecesi var. Önce buna bir girmemiz lazım aslan anlatırken. Şimdi bana diyor yani bazen geliyor böyle şeyler. Neden bu kadar ayrıntılı anlattınız? Ama ben aslanı şimdi desem evet aslan, bildiğiniz aslan desem adam şimdi Kenya'daki aslan zannedecek bunu. Yahu orada bu Türklerin yaşadığı coğrafyada aslanın ne işi var? Şey diyor ya Ziya şeyde o Şener Şen diyor ya işte Çakı'yla diyor Almanya'da aslan avına çıkmıştım diyor. O da diyor ya Almanya'da aslan ne gezer? Bizimki de o hesap. Yani bilimden çıkmamamız lazım. Eğer bu bildiğimiz aslan derse yanlış anlaşılır. Yani o aslanın ne işi var orada? Hani o büyük yeleleri olan aslanın muhtemel bir pars türüdür bu. Ama onu bilemeyiz ne olduğunu tam olarak. Ne olduğunu bilemeyiz. Yani onlarca şey var. Onlarca şey var. Mesela yine küskü. Şimdi hem küskü var hem sıçkan var. Şimdi küskü defare demek. Sıçkan zaten bugün Türkiye Türkçesinde de sıçan biçiminde ama bugünkü anlam biraz farklı. Sıçan sanki biraz büyük olanla sıçan deniyor. Fare biraz daha küçük olanla deniyor. Ama burada hem sıçkan var hem küskü var. Yani acaba bir ayrımı mı vardı bunun? Bu kadar kıymetsiz, değersiz bir hayvanı böyle iki farklı sözcükle ifade ettiğimiz Türkçenin zenginliğinin işareti değil midir? Başka neyin işareti olabilir? Mesela tonguz. Bugünkü domuz sözcüğün eski biçimi. Tonguz. Arka damak nesiyle. Ama bir de lagzın var. Lagzın var. Şimdi biz burada dedik. İkisi de domuz. Lagzın özellikle 12 hayvanın takvim için kullanılıyor. Ama o da domuz demek. Muhtemelen Türkçe değil. L ile başlıyor zaten. Çok belirgin. Tomuz belki Türkçedir. Fakat neden bir hayvan için iki tane adlandırma var? Acaba birisi evcil, birisi yabani olan mı? Evcil dersem Türkler yiyor muydu? Yiyor, yiyebilir. Ne var bunda? Bizim bugün yemememizin nedeni İslam'ın yasaklamasıdır yani. Doğru değil mi? Biz İslam öncesinde Türklerin domuz yiyip yemediğini bilemeyiz. Ama neden iki tane sözcük var o zaman? Demek ki önemli bir hayvan. Önemli bir hayvan ki iki tane bir de sözcük. Bu tarz şeyleri burada işlemek zorunda kaldık. Yani ben şöyle hızla bakıyorum neler var diye. Ticaretle ilgili ticaret ürünleri mesela madenler altın özellikle zaten altın yıştan dolayı zaten çok geçiyor zaten altın yış var, altın somra yış var, kişi adlarında altını görüyoruz, bakır var, bakır da kıymetli bir maden, o dönemde de para karşılığında bakırı kullanıyor, kümüş var, demir var. Demir kapıyı düşünürsek, demir adının olması normal gibi. Tunç var. Tunç. N'siz biçimi, eski biçimi. Tunç. Dolayısıyla meslekler var. Mesela yazıtın birinde tuğçu, borukçu diyor. Borukçu. Şuradaydı hemen hızla hemen gidiyorum. Tuğçu, borukçu. Bu ara ezbere de söylemek istemiyorum. Ha borguçu. Borguçu. Tevş yazıtında
Şöyle mesela Tukçu, Borgucu, Yagız, Yagız Çor Tugrak'ı. Tuğçu ve Borucu, Yağız Çor'un Tuğrası. Şimdi biz burada Tuğcu, yani Tuğ taşıyan, belki Tuğ yapan, belki de Tuğ yapandır. Ve Borgucu. Borgucu da Borucu. Yani boru üfleyen. Hani savaşta belki onların askerlerin yönünü değiştirmek, hani hücuma kalkmak, hücumu kesmek, işte sağdan git, soldan ilerle gibi bir takım komutlar için Borgucu'nun olduğunu anlıyoruz. Biz burada Borgu sözcüğünün, bugünkü boru sözcüğünün olduğunu biliyoruz. Ve bu sonraki dönem metinlerde Kaşgarlı Mahmut'ta da yine Borgu biçiminde. Fakat böyle bir meslek var. Ve bu tamamen rastlantı. Yani Telş yazıtında bu meslek adı geçtiği için biz diyoruz ki ha demek ki böyle bir borgucu diye boru üfleyen muhtemel savaşta herhalde hani böyle boş zamanlarında arazide çıkıp boru üflediği düşünmüyorum. Muhtemel savaştadır bu. Böyle bir meslek var işte. Yani bunları sözcüklerden yakalayabiliyoruz diye örnekledim burada. Soru var mı acaba? Bu ara ben gidiyorum. Soru var hocam. Anlatımınız için teşekkürler bu arada. Fatih'te de izleyicimizin bir sorusu var. 3 tane sorusu var daha doğrusu. İlk soruyu söylüyorum size. Göktürklerin sosyal devlet karakterinin günümüze yansımasını yazıtlar üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Diye bir soru sormuş. İlk sorusu böyle hocam. Sosyal devlet karakterinin. Göktürklerin sosyal devlet karakterinin günümüze yansımasını yazıtlar üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Böyle tam tarihçilere sorulacak sorularmış ha bunlar. Tarihçi hocalarım Allah'tan İhsan Bey burada da. Yani sosyal devlet tabii ki yani halkın karnını doyurmak, sırtına giyecek temin etmek bu kanunların en büyük ödevidir, görevidir. Bunu yapmak zorunda. Zaten biz bunun en güzel örneği, bana göre en güzel örneği Taryat yazısında, Uygur Kağanlığı'nın. Orada şöyle bir şey var. Moyançor Kağan muhtemel abisi Tay Bilge Totok'la o meşhur mücadelelerinde halkın ikiye bölündüğünü anlıyoruz. Çünkü Tay Bilge Totok yabgu unvanı taşıdığı için zaten babası tarafından yabgu olarak atanmış. Moyançor ondan daha alt bir düzeyde. O yüzden de Tay Bilge Totok daha halkı kendi tarafına çekmiş ama Moyançor'u destekleyenler de var. Dolayısıyla halk ikiye bölünmüş. Ve Moyançor orada yazıp da şöyle bir şey diyor. Şine Uslu yazısında ağırlık. Taryat'ta da var ya Şine Uslu daha ağırlıklı anlatılır bu. Şey diyor yani halka söyledim işte gelin bana katılın. Bekledim. Bunlar benim halkım dedim. Hiç bunların mallarını mülklerini yağmalamadım. At sürülerine dokunmadım. Hiç karışmadım. Çünkü halk zarar görüyor. Yani iki şehzade ki Osmanlı'dan da bunu biliyoruz. İki şehzade birbirine düştüğü anda halk taraf tutuyor. Onun tarafı, bunun tarafı derken kişi yani kim kazanırsa öteki halk orada perişan oluyor. Ama sonradan da diyor gelin bana katılın dedim gelmediler diyor. Yani bunu yazıta neden anlatıyor. Yani vallahi benim suçum yok demeye getiriyor bana göre. Yani inanın benim hiçbir suçum yok. Vallahi ben çok söyledim gelmediler. Bunu taşın üstüne niye yazar bir adam? Belli ki halka hesap veriyor. Halkın karnını doyurma. Halkı tabii o dönemde şöyle bir şey var. Aslında biz bunu daha yakın zamanlarda Cengiz döneminden de bunu çok iyi biliyoruz. Mutlaka bir yere tabi olmanız gerekir. Bir boya bağlanmanız, yani bir yönetici boya bağlanmanız lazım. Yönetici boya bağlanırsanız erkekler savaşa gider doğru ama kadınlar ve çocuklar huzur içerisinde o devletin yönetimi içerisinde yaşar. Bu böyledir. O yüzden de sosyal devletten benim anladığım
mutlaka hani başına buyruk, ya ben şurada şöyle kendi kendime bir oba kurayım, kimseyi takmıyorum, Kaan'ı da takmıyorum, dinlemiyorum falan, o zaman bertaraf olur. Mutlaka taraf olması lazım. Genelde böyledir. Yani bir yönetici boy öteki boyları, öteki Türk boylarını yönetir. Sonra başka bir boy başa geçer. Yani Uygurlar. Yani mesela Köktürklerden sonra Uygurlar tahta çıktı ama Köktürklerin hepsi yok olmadı. Onlar ona biat ettiler. Uygurlardan sonra işte Kırgızlar o coğrafyayı aldı. Onlar ona biat etti. Etmeyenler güneye, Çin'e doğru gittiler gibi. Bununla ilgili yani şu anda çok ezbere söylüyorum ama bununla ilgili çok şey var, materyal var. Özellikle Büyük Kağanlık yazıtlarında. Yani Kağanlar halkına karşı sorumludur. Bunu da birçok yerde mutlaka belirtirler diye. Teşekkürler hocam. Bir ikinci sorumuz daha var. Onu da şöyle hemen göstereyim size de. Kağanlar Türkçe dışında başka bir dil bilmeye önem göstermiş midir? Diğer milletler ile iletişimi nasıl sağlıyorlardı diye bir soru. Çok güzel sorular. Yani insanlar bu merakını o kadar seviyorum ki gerçekten. Bence tercümanlar vardı. Yani mesela şimdi 1. Köktürk döneminde Bizans'la bir ilişki var. Bu ilişkiyi hani genel bir kanaat, soğuklular idare ediyordu. Onlar da çok dil biliyorlardı gibi olabilir. Yani biz en azından Çingiz Kağan döneminden de bildiğimiz şeyde yanına hem Uygur danışmanların hem Çinli danışmanların hem de Harizm şahlardan danışmanların, en azından Muhammed Ağa'yı, ki sonradan orada valilik yapan yanılmıyorsam, Muhammed Ağa'yı yanına alması birçok dil bilmesini gerektirir. Yani bildiğini gösterir. Yani kendisi konuşamasa da. Yani hani Kağanlar hani Çin'e gidip gelirler belki ama ben hani o dili bildiklerini sanmıyorum. Mutlaka danışmanları vardı, tercümanlar vardı ilişkide bulundukları. Ben geçen şöyle bir şey fark ettim. Tabii ki ben hani askeri kısımlarla çok ilgilenmiyorum, ilgilenmeyi de düşünmüyorum. Bazen diyorlar hocam, askeri kısmı da siz yazmayın, biz yazalım. Ya ben bir şey yazmıyorum ki. Askeri kısmı ben niye yazayım? Askeri kısım dediğiniz zaman binlerce sayfa eder. Yani o zaten o sanki tarihçiler yazsa daha güzel olur. Ben sadece sözcükler üstünden hareket ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben tarihçi değilim. Tarihçilere de saygı duyuyorum. Ben sözcüklerden hareket ediyorum sadece. Onu söyleyeyim. Şöyle bir ifade var. Diyor ki Çinlilerle bir savaşta şeyin diyor, Ong Totok'un diyor, yani Ong dediği Çinli Wang, Çince Wang sözü. Wang ve Totok, yani askeri vali Wang'ın diyor şeyi, kayınbiraderi, yurtçu, yurt sözcüğü, kayınbiraderini diyor eliyle yakaladı diyor. Bir savaş sahnesi bu. Şimdi kim kimin kaynı, kim kimin kayınbiraderi, kim Kağan'ın yeğeni, bu ayrıntıyı biliyorlarsa ciddi bir ilişki var. Yani bugün insanlar bilir bunu. Hani işte bilmem A ordusunun, B devletinin ordusunun işte şeyi, komutanı, atıyorum Cumhurbaşkanı yeğeni falan filan, bunlar bilinir. Ama bu çağda bilinmesi normal. O çağda bu bunun yeğeni, bu bunun amcasının oğlu, bu bunun işte bilmem kayınpederi gibi ayrıntı iyi bir istihbarat ağını gösteriyor. İstihbarat ağı içinde mutlaka dil bilmek lazım. Yani siz ajan gönderiyorsanız, atıyorum Tang Hanedanlığı'na, mutlaka o dili bilen biridir bu. Karşı, ama ben kendi içlerinde olmaktan çok, yani kendi içlerinde yetişmiş bir hani Çince bilen, o dönem Tang dönemi Çincesini bilen bir kişi hayal etmekten çok, tahminen söylüyorum bunu, hayal etmekten çok, bence Çin yönetimine karşı çıkıp gelip Göktürklere sığınmış, hizmet etmeye karar vermiş, ki belki o da ajan olabilir, bu da bir ihtimal, kişiler üzerinden bu tercümanlık işini yaptıklarını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Teşekkürler hocam yanıtınız için. Başka soru bulunmuyor sanırım.
Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Şunu söyleyeyim. Metinlerimiz çok. Bu metinler üzerinde de yapılacak çok şey var. Yani bitmiş hiçbir şey yok. Genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Az önce söylediğimi tekrar edeyim. Türk dili okuyorsanız tarih derslerine iştirak ediniz. Tarih okuyorsanız veya sanat tarihi okuyorsanız Türk diline iştirak ediniz. En azından eski yazı öğrenme konusundan Köktürk yazısı, Uygur yazısı, Osmanlı dönemi tabii ki Arap temelli yazı tabii ki tarih bölümlerinde de var da. Ama hani bir Türk dili mesela tarih bölümlerindeki öğretilen Osmanlıca ile Kutadgu Bilgi okuyamazsınız. Çünkü Kutadgu Bilgi okuyabilmeniz için dili de bilmeniz lazım. Yani 11. yüzyıl Türkçesini bilmeden okuyamazsınız. O yüzden dedim bir altyapı olsun. Türk dili öğrencilerinin de mutlaka tarih derslerine, tarih bölümünün veya sanat tarihinin derslerine katılmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ha, tabii ki kendini yetiştirip hani ben bu alanda iyi bir akademisyen olmak istiyorum diyenler için söylüyorum. Yoksa hani ben sadece bitireyim falan diyenler bence kendi bölümünüzü bitirmeye odaklansanız daha iyi olur diye söyleyebilirim. Bu metinlerle ilgili yapılacak daha çok şey var. Bu bir başlangıç. Gerçekten bir başlangıç. Gözümden kaçan şeyler de vardır. İlla ki vardır. Ama dedim ya ben sözcüklerden hareket ediyorum. Sözcüklerden hareket ederek eski Türklerde gündelik hayat yani tamamen yazıtlar çerçevesinde böyle bir şey ortaya çıkmış oldu. Teşekkürler hocam. Hayrettin hocam sizin eklemek istedikleriniz var mı acaba? Ufak bir katkıda sadece bulunayım. Başka da yok zaten hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ağzınıza sağlık. Büyük bir zevk. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Dinledim. Katılıyorum her dediğinize. Bu takvim konusunda da hani katkı babında söyleyeyim. Ben dediklerinize de katılıyorum. Daha önce de konuşmuştuk hatırlarsınız İzmir'de falan bu çalıştaylarda bir araya geldiğimizde. Büyük ihtimalle Çin'den geçmiş gibi gözüküyor. En azından 12 hayvan kullanımı. Çünkü hayvanlar da dediğiniz gibi yani pek Türklerin yaşadığı coğrafyada fazla görülmeyen hayvanlar. Ama bu demek değildir ki Türkler takvim kavramını otomatikman almışlardı. Şimdi Çin kaynaklarında sizin de dediğiniz gibi çok klişe ifadeler var. Türklerin yaşam tarzıyla alakalı takvim kullanımı olsun, konar göçer yaşamlarıyla ilgili olsun, başka konular her konuda belirli bir önyargıyla yazıyorlar. Böyle kalıplaşmış ifadelerde kullanıyorlar. Bunların çoğunun kaynağı da Shiji bu arada. İlk Çin resmi tarihi Smaçyan. O onun kullandığı ifadeleri mesela Hunlar için yazdığını Göktürkler için de kullanıyor. Şunu diyeceğim hocam, yani bir takvim tarzı bir şey mutlaka kullanmış olmaları lazım Hunlardan itibaren en azından. Çünkü hem Hunlar hem Göktürkler için Çin kaynakları bize şu bilgiyi veriyor. Belirli dini törenleri var. Yılın işte mesela 1. ayında, 6. ayında, 8. ayında yaptıkları hem Hunlar'da hem Göktürkler'de. Hatta bazılarının günleri bile belli. Mesela işte 6. ayın 8. günü diyor mesela yaparlar bu töreni. Büyük kurban törenleri, Tengri'ye, diğer tanrılara, ruhlara, atalarına, ruhlarına falan. Yani bu demek ki o dini törenleri her yıl aynı dönemde yaptıklarına göre bunun bir kaydını tutmaları lazım, hesaplamaları lazım. Demek ki basit de olsa aynı sizin dediğiniz gibi katılıyorum zaten ona da. Böyle bir tarih zaptı yöntemi kullanıyor mutlaka olmaları gerekiyor gibi gözüküyor. Ha, ama hayvanları mesela o hayvanların kullanımını belki Çinlilerden almış olabilirler. O da oldukça mümkün gözüküyor. Mesela çok mantıklı bir şey dediniz. Niye kurt yılı yok? Böyle yıl niye yok değil mi? Veya geyik yılı yok mesela. Böyle, yani kurt ve geyik aslında en kutsal gördükleri hayvanlar. Yırtıcı hayvanlar yok mesela. Yırtıcı kuşlar, kartal, ne bileyim sungur, doğan gibi hayvanlarla karşılaşıyoruz. Ama işte ejderha var, maymun var, ne bileyim tavuk falan. Yani pek Türkler için aşırı anlam ifade etmeyen aslında çok önemli olmayan. Biraz daha dediğiniz gibi ılıman iklime ve daha güney bölgelere ait hayvanlar gibi gözüküyor. Bu takvim konusunda da bayağı bir çalışmalar var. Şimdi benim bir tane yayına hazırladığım Polpeyo'nun çok ünlü bir makalesi var biliyorsunuz. Orta Asya tarihi üzerine 9 not diye Orta Asya meseleleri üzerine. Onu şimdi yayınlayacağız bir yerden. Daha önce çevrilmiş ben de elden geçirdim. O da mesela başka bir görüşte
Rovranlardan bu takvim çıktığını, Göktürklere onlardan geçtiğini falan öne sürüyor. Yakında yayınlanacak. Sanırım bu yıl içerisinde çıkacak diye tahmin ediyorum. Tekrardan ağzınıza, emeklerinize sağlık hocam. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasınız. Düzenleyici arkadaşlara da Ömer, Utkan ve diğer bütün topluluğa emek veren arkadaşlara da hepinize teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan ağzınıza sağlık hocam. Güzel bir bilgi aktarımı oldu bizim için açıkçası. Umarım sizi burada da Çanakkale'de de ağırlayabiliriz. Tekrardan teşekkürler. Evet. Soru soran, izleyen ve beğenen izleyicilere de teşekkürler diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. İyi akşamlar.